ziyaretine devam ediyor Halil Kahraman'la birlikte. Fulya, kolaylıklar diliyorum. Şu an tam olarak neredesin? Bölgedeki son durum nedir? Meltem, Gazze'ye en yakın noktadayız. Gazze'yi görebileceğimiz en yakın noktadayız. Burası Siderot, sınır hattındayız. Dünden bu yana bölgedeki gelişmeleri bu noktadan aktarıyoruz. Gazze'nin bombardıman altında olduğunu gösteriyoruz. Bir yandan peş peşe açıklamalar yapılıyor. İsrail, Gazze'deki 24 hastanenin derhal boşaltılması konusunda bir açıklama yaptı. Gazze'de 20'den fazla hastane sağlık kuruluşu var. Yeni bir açıklama bu. İsrail, Gazze'de bulunan 24 hastanenin derhal boşaltılmasını istedi. Bölgedeki hastanelerin boşaltılamadığını zaten Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Filistinli sağlık yetkilileri, sağlıkçılar boşaltılamayacağının altını defalarca çizmişti. İki gün önce Lehli Hastanesi'ne yapılan saldırıda da bu bölgenin İsrail ilk yaptıkları açıklamada biz oranın boşaltılması gerektiğini söylemiştik gibi bir açıklama yapmıştı ve o hastane vurulmuştu. Şimdi bu yeni bilgi, 24 hastanenin acilen boşaltılmasını istiyor. İsrail'den gelen açıklama bu yönde. Önümüzdeki günlerde veya saatlerde yine hastaneler, sağlık merkezleri hedef alınabilir. Bölgede zaten bombardıman durmadı. Bir yandan içeride yine bir meslektaşımız hayatını kaybetti ve 14 gazeteci hayatını kaybetti. Gazze'nin güneyindeki Rafah'ta İsrail uçaklarının düzenlediği hava saldırısında El Aksa kanalının foto muhabiri Halil Ebu Azra hayatını kaybetti. 20'den fazla yaralı var 7 Ekim'den bu yana. 14 gazeteci hayatını kaybetti. Bölgede can kaybı 4000'e yaklaştı ki resmi olmayan rakamlara göre 5000'i de aştı. Çünkü enkaz altında hala kalanların olduğunu söylüyor Filistinli yetkililer. Bölgede yani hala acının ve bölgedeki Gazze'nin içindeki bir yandan yoksunluğun büyüdüğünü söylüyor. Zannediyorum 1-2 dakika önce bizim de sürekli kullandığımız bir program var. Füzeler ateşlendiği zaman telefonumuza bir uygulamadan biz de bu füzeleri takip ediyoruz. Alarm verdi ve bir Hamas güçlerinin bu tarafa doğru, zannediyorum Aşkelon'a doğru bir füze saldırısı var. Şu an biz Siderot'tayız ama telefonlarımızdan gelen alarm neticesinde bu bilgiyi veriyorum. Yani karşılıklı aslında bu saldırılar devam ediyor. Sabahtan bu yana tanklar, obüslerin atışları zaten sürüyor. Bir yandan hemen çekileceğim şimdi. Halil Kahraman Gazze'yi size gösterecek. Bir yandan Hamas güçleri de bu noktaya doğru roket atışlarına devam ediyor. Görüntüleri bir izleyelim. Senden bilgileri almaya devam edeceğiz Fulya. Gözlemledik ki o füzeler ne oldu? Koş, koş, koş! We've had to go into a bomb shelter. We're in a bomb shelter. Fulya. Ya görsene. Fulya ne oldu? Aa. Fulya. Fulya dikkat et. Gör. Şu an karşı taraftan buraya bir saldırı oldu. Şu an bütün gazeteci arkadaşlarımla beraber kendimizi korunaklı bir yere aldık. Görüyorsunuz çok sayıda gazeteci arkadaşım Gazze şeridinden buraya. Bir dakika Ali. Bir saniye. Oh. Fulya geçmiş tane olsun. Lütfen ayağa kalkmayın. Bir dakika Halil. Fulya güvenli bölgeye gitmenizi istiyoruz. Gel. Geçeceğiz. Şu şeye gidelim Halil. Nereye? Arkadaşlar nereye düştü? Oo. Oo. Çok yakınımıza. Halil Kahraman canlı yayında ekrana getiriyor. Çok yakınımıza. Havan düştü. Havan atıldı.
Zaten bunu günlerdir aslında burada yaşıyoruz. Görüyoruz o siren seslerini, o patlamaları. Demir kubbe hepsini yakalayamıyor demiştik. Şimdi çok yakınımıza bakın. Zannediyorum Havan, yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Roket de olabilir. Evet, şu an Halil Kahraman canlı yayında ekrana getiriyor. Dumanlar yükseliyor. Canlı yayında biz Siderot'tayız. Gazze'yi en net, en yakından gördüğümüz yer burası. Yine galiba sirenler mi çalıyor? Bir dakika. Ha? Bakın o kadar yakınımıza düştü ki. Yani zaten günlerdir sığınaklarda oluyoruz. Biz de daha güvenli yerlerde yayınlar yapmaya çalışıyoruz ama işte bir anda sığınağa giriyoruz. Sığınaktan zaman zaman yayınlar gerçekleştiriyoruz. Şimdi dakikalar önce aslında siz zannediyorum bizim yaklaşık yarım saat önce yaşadığımız o anın görüntüsünü veriyordunuz Meltem. Şimdi birkaç dakika önce Gazze şeridinden buraya iki tane patlama sesi duydum. Zannediyorum Havan atıldı. Çünkü orası çok yakın bir nokta. Havanın atıldığını düşünüyoruz. Çok şiddetli bir patlama sesi olduğu o anda hemen bir korunaklı bir yere eğildik. Bir siper bir mevzi değil tabii ama daha böyle korunaklı bir toprağa doğru eğildik. Yani şu an durum sakin ama zaten bu saldırı gerçekleşmeden önce Ashkelon'a bir füze atıldı ve alarm verilmişti. Bu bilgileri size aktarıyordum. Yani tansiyon hiç düşmüyor. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu karadan. Ya görsene. Karadan. Bir yandan sabahtan bu yana obüs atışları yapıyordu. Diğer yandan da Hamas güçleri de bu noktaya doğru roketler, havanlar atıyordu. İşte zaman zaman sirenler çalıyor. Demir kubbe devreye giriyor ama bütün bu bombalar imha edilemeyebiliyor. Ya çok sıcak anlar yaşadık canlı yayında. Bir anda daha güvenli bir noktaya gittik ama bakın çok yakınımıza düştü. Çok yakınımıza. Hemen şu karşıdaki eve isabet etti. Atılan havan veya roket. Şimdi yani bölge çok sıcak gördüğünüz gibi. Bölgede tansiyon düşmedi. Halil gösterebiliyor musun o atılan yeri? Bir daha bir zoom girelim. Burası Gazze şeridini en net görebildiğimiz yer. Şu an ambulans da gidiyor zannediyorum oraya. Bir ambulans geçişi var ama normalde Siderot bu arada boşaltıldı. Sadece emniyet güçleri cephe hattında, sınır hattında çalışan emniyet güçleri, askerler, polisler dışında aslında ve gazeteciler dışında kimse yok. Siderot 200 binden fazla nüfusu olan Gazze şeridine en yakın yerleşim yeri. İsraillerin yaşadığı bir bölge. Burası boşaltıldı. Askeri alan ilan edildi aslında burası. Bir kara harekatı da başlayacaksa bu noktadan başlayacağı tahmin ediliyor. Gazze'nin kuzeyine doğru bir kara harekatı planlanıyor. Burası da Gazze'nin kuzeyine denk gelen bir nokta. Yani tam karşısı Gazze'nin kuzeyi bu taraf. Sadece 1-2 kilometre uzağındayız bakın. Böyle tepeden Gazze şeridini çok net bir şekilde görüyoruz. Dumanların yükseldiği, 13 gündür dumanların yükseldiği yer orası. Az önce gazeteci arkadaşlarımız da bir anda bakın korunaklı bir yere gittiler. Hemen alanlarını, pozisyonlarını küçülttüler. Bu arada şöyle size normalde bizim sığınağı da göstermek istiyorum size. Çok yakına atıldı. Şöyle sığınağı da size göstereceğim. Bir yandan Gazze şeridinden buraya roketler, İsrail ordusunun obüslerle top atışları sürüyor. Farklı noktalardan dumanlar yükseliyor. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber canlı yayında ekrana getiriyoruz. Bizim bu arada bu yayınları yaptıktan sonra
girdiğimiz, sığındığımız bir alan var. Size orayı göstereyim. Bakın ben buradan hani çıplak gözle Gazze'deki binaları görebiliyorum. Şurada binaları görebiliyorum, yükselen dumanları. İsrail ordusunun sabahtan bu yana top atışları, obüs atışları devam ediyor. Akşam da yoğun bir şekilde yani savaş jetleri havada yükseliyor ve bombardıman havadan ve karadan 13 gündür devam ediyor İsrail ordusunun. İşte bizim aslında sığındığımız yer burası. Şu an bir gazeteci arkadaşım burada bekliyor. Şu an diğer uluslararası ajanslar, gazeteciler karşıdan görüntü alabilmek için bu alandalar. Biz de buraya geliyoruz. Yani biz zaten Gazze sınırına çok yakın noktalardan görüntü alıyoruz, yayınlar yapıyoruz. Burası da önemli bir nokta. Gazze'yi en net gördüğümüz nokta. Dumanların çıktığını, İsrail'in yapmış olduğu bombardımanı en net gördüğümüz ve dünyaya da gösterdiğimiz bir nokta burası. İşte dakikalar önce Hamas güçleri tarafından bir saldırı gerçekleşti. Demir kubbe hepsini göremiyor. Biz de burada çok sağlam beton bloklardan oluşan bu sığınakta yayınlardan sonra ve yayın öncesi burada bekliyoruz genellikle. Burası çok korunaklı bir yer. Yayın yapacağım için aslında dışarıdaydım. O esnada karşı taraftan gelen bomba çok yakınımıza düştü. İki patlama sesini çok net duydum. Epey yakınımızdaydı yani. Bunu size söyleyeyim. Şu an burada da gazeteci arkadaşlarım, şu an bakın çok sayıda yabancı medya mensupları burada. Onlar da şu an yayınlarına devam ediyorlar. Aslında yayına bağlanmadan, hatta yayına bağlandığım esnada telefonumuza bir uyarı geldi. Bizim bu füzeleri, roketleri takip ettiğimiz bir program var. O programdan sinyal geldi, alarm çalmaya başladı ve Halil dedi ki Hamas Gazze'den Ashkelon'a doğru bir Fulya şu an sinyal veriyor, bir füze geliyor, bir roket atışı var dedi ve o esnada aynı zamanda birkaç roket de buraya doğru atıldı. Bizim işte hemen sığındığımız alanda burası. Üstüm başım tabii bu arada korunaklı bir yere kendimi alırken iyi misin? İyiyiz. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Nereye düşmüş peki? Binaya mı? Vallahi göremedik düşmediğini ya. Düşmemiş galiba. Havada da karşılanmış olabilir o ses havada. Patlıyordu yukarı şeyden. İşte duman geliyordu. Biliyor muydu? Ben görmedim. Herkes iyi mi peki şu an? İyi. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın. İşte o esnada bakın burada bütün arkadaşlarım hemen kendilerini koruma altına aldılar. Burada canlı yayınlarımıza devam ettik. Yani ateş attı gerçekten. Karşılıklı bu saldırılar sürüyor. Hem Gazze şeridinden Hamas güçlerinin attığı roketler. İsrail ordusu zaten 13 günden beri yoğun bir şekilde hem havadan hem karadan bombardımanlarına devam ediyor. Can kaybı 4000'e yaklaştı. Yaklaşık hani 15.000'e yakın da yaralı var. Bölgelerde yani ciddi anlamda insani kriz her geçen dakika daha da büyüyor. Şu an sakinim, iyiyim Meltem. Az önce tabii biraz bir panik olduk. Bayağı yakınımıza bir anda düştü. Aslında Halil gösterdi. Belki az önceki gazeteci arkadaşım görememiş olabilir ama o dumanların yükseldiği yeri bir eve zannediyorum isabet etti. İki tane patlama sesini çok net bir şekilde duyduk. Yaklaşık bir saat önce de böyle bir an yaşadık. Meltem galiba o videoyu izletiyordunuz. Bizim o size az önce gösterdiğim sığınak kaçışımızın görüntüleri vardı. Biz burada sürekli zaten kayıttayız. Yani telefonlarımızla Halil'in bu önüne koyduğu küçük bir kamera var, el kamerası var. Biz zaten sürekli hep kayıt halinde olduğumuz için her anı çekiyoruz, kayıt altına alıyoruz. Bizim için çok önemli. İstersen bir daha izleyelim o anı Meltem. O görüntüleri çünkü izleyelim. Çünkü tam onu izliyordunuz ki yeni bir roket atıldı.
uçuşlarına devam ediyor. Atatürk'ün bir anda füzelerin karşıdan işlendiğini gözlemledik ki o füzeler tam da bulunduğumuz tekrardan... Kaç! Ne? Halil! 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 Beni gör! Beni gör! Halil eğil! Şu anda yere düştü. Ya gör seni! Aa! Gör! Şu an karşı taraftan buraya bir saldırı oldu. Adam sesleri şu an bütün gazeteci arkadaşlarımla beraber kendimizi korunaklı bir yere aldık. Görüyorsunuz çok sayıda gazeteci arkadaşım Gazze şeridinden buraya. Bir dakika Halil. Bir saniye. Roket.